Çocuk işi. Süleyman Ağa'nın evindekiler üç gündür çaba içindeydi. Köylü de çabaya düştü. Gelin doğumu yapamadı. Düşünüp taşınmanın da vakti geçtiğinden benim ötekinin ağzına bakmadan koştular köy hocasına. Hocamız okuyup üfledikten sonra fincan içine bir şeyler yazmış. İçinden su içinin geçer demiş. Çünkü bir kadının özellikle ilk çocuğunu doğuracağı zaman ruhu öte dünyaya çağrılır. Günahlarını şeytan, sevaplarını da melaike alarak ruhla birlikte götürürler. Tartıda, sevap fazla gelirse ruh çabucak döner, doğum kolay olur. Ruh gelmeden beden doğurmaz. Sizinkinin ruhu üç gündür gelmediğine göre günahı fazla olmalı, çok sıkıştırmışlardır. Günah baskın gelince kör şeytan sevinir, ruhunu göndermeseler de ölse der, tepinir. Doğum yaparken ölenler hep günahı çok olanlardır. Ama şeytanın payını da unutmamalı. Allah şeytana fırsat vermeyi hiç istemez. Şeytana fırsat verilmemesi için bizlerin de yakarıp dilek dilememiz gerek. Değil mi efendim? Değil Allah'a. Kuluna bile bir işin düşüyor da dilekçeli gidiyorsun gereğinde. Bazısı bilmediği için fincan yazdırmıyor. Doğum yapacak olan ölüyor. Oysa ki Allah dediğimiz dört gözle yola bakıyor. Ne vakit yakarıp özür dileyecekler diye. İşte şimdi. Fincandan suyu içince Allah'a ulaşacak haber. O da şeytanın niyetlerini bildiği için sözüne kulak asmadan ruhu gönderecek. Üstelerse azarlayacak onu. Kullarımı unuttu mu sanıyorsun diyerek. O gece fincandan suyu içince doğum olmaz mı? Körün taşı gibi tutturdu hoca. 12'den vurdu. Sevinçten ne yapacaklarını bilemediler. Öpülmekten yalam oldu hocanın elleri ayakları. Sabahleyin bizimkiler de un bulamacı götürdüler sacı tahtaya kurmuşlar. Evin öndeki çardakta ekmek yapıyorlarmış. Bizimki yarım günlük çocuğu çula sarmışlar, vızıldıyor diyordu. Loza gelin de şu kış kıyamette oturtmuşlar ekmek tahtasının başına. Ertesi gün çocuk öldü. Böğründen üşüyüp yatağa düşen gelin de ölmedi ama hala benim benim diye oh çekerek soluğu tepesinden almakta. Ne bitmez günahları varmış ki bütün çektikleri doğumda olanlar değildir. Bu en sonuncusu. Çocuğu ana rahmine düşürünceye kadar çektikleri de az değil. Allah çocuk vermekte gecikince onlar da yakalarına küsüp acaba ne ettik, ne günah işledik diye köşeye oturup düşünmediler. İşi gücü bırakıp çocuk aramaya çıktılar. Danışmadıkları akıllı, muska yazdırmadıkları hoca, gidip ovalanmadıkları ocak kalmadı.'' Adamın anlattığına göre kendilerine denen her şeyi yapmışlardı. Kulus, köleyi size deyip kendilerini önlerine attıkları üfürükçülerin her işkencesine katlanmışlardı. Bu inanışla muska parasını ödemeye bir tarla satmak, bir hocanın kadının göğsünü tükürükle evip yazması, bir üfürükçünün kadını mahrem yerinden ovalaması vesaire seve seve katlandıkları şeylerdi. Göğsünün yazılmasına ve mahrem yerinin ovalanmasından öyle iyi sonuç aldılar ki hemen o günlerde kadın çocuğa kalmış. Hatta köy hocasının kitap açı belki namaza akıl bali olduktan çok sonra başlamışsın. Kalbiniz temiz olmadığı, Allah'a borcunuzu ödemekte geciktiğiniz için size bir çocuk layık görünmüyor. Geceyi gündüze katıp geçmiş namazlarınızı tamamlamadıktan sonra bütün çırpınmalarınız boşuna diye cayırtı verdiği halde daha onlar geçmiş namazlarını bitirmeden kadın çocuğa kalmıştı. Artık Allah'ın başlanan işin bitirileceğine güvendiğinden mi? Yoksa ovalayıcının elindeki kerametten mi oldu bu çocuk kimse bilmez. Çocuğun ölümünü ise iki gün önce gelen bir dilenciyi boş çevirdiklerine bağlıyorlardı. Bir yanını yaparken bir yanını yıkmış sayıyorlardı kendilerini. Meğersem o parça bölük giysili dilenci aslında Hızır Aleyhisselam'mış. Bunları sınamak hala akıllarının başına gelip gelmediğini öğrenmek için gelmiş. Çocuğun öldüğü günün akşamında ölü yemeği için odaya toplandığımızda anlattı hoca. Söz gelimi bir kız bir oğlanla nişanlandı. Oğlan içine doldu kızın sevgisi. Ama sonradan oğlanı yüzüstü bırakıp başka birisine gitti kız. İşte o vakit oğlanın kendisi ya da akrabasından ailesinden biri mezara yönlü döner de onma diye ilenirse o saatte etkisi görülür ve ilenmenin her yenilenişinde o kızın sonraki kocasından doğan çocuklarına Azrail uğrak verir. Deli Dudu'nun çocukları neden ölüyor? Kıvıt memedi bırakıp başkasına gittiğinden. Ayrıca sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin buyruklarında hazır gönderileceği Hızır iyi kabul görmezse hemen okula ceza kesileceği sezdiriliyor. Bu ceza da çokça cana, çocuklara uğruyor. Bunlar yana dursun çok kılıklı dertlerine. Biz gelelim ötekilere. Günahsız ya da az günahlı olduklarından ötürü Allah katında karınca kararınca bir değeri olan, böylelikle kolay çocuğa kavuşanların da çocuğu yaşatması derttir. Tevekkeli, Anadolu kadını 20 doğurur, birini zor yaşatır. Avrupalı, Amerikalı az doğurur, hepsini yaşatabilir demiyorlar. 5-6 aylığa kadar salt ana sütüyle beslendikleri dönem içinde boğmaca ve isele kurban edilmeyenlerin sağlığı iyi oluyor. Ama bir zaman sonra başka yiyeceklere sıra gelince el avuç ovalanıyor çok kere. Bilinmiyor çocuğa nasıl bakılacağı, aranan ele geçmiyor ki. Kucak çocukları bu dönemde sarı soluktur. Ana baba çabadadır. Çocuk neden böyle oldu? Günden güne düşüyor. Cansız cansız ağlıyor. Sorunu yine kendileri çözüyorlar. Havva kadına götürmeli hemen. Çocuğu uykuda tutmuyor. Yine bıngılda bıçak istedi. Pis kan birikti galiba. Başı bıçağa değmeyince rahat edemiyor. Havva kadın kör jiletle. Kim bilir neler görmüş geçirmiştir o jilet. Bıngıldağın derisini dilim dilim kaldırdı da pis kanı akıttı mı? Gerçekten çocuk uyur. Ağlayacak kadar canı kalmaz zaten. Sarı tavuk bokunda çaputa bulaştırıp yere yapıştırdı mı tamam. Çocuğun sağlık barometresi sanki gak dedikçe. Jilet başındadır. Ama o kadar yaygın bir görenek ki sağlığı yerinde olan çocukların bıngıldakları da her 15 günde bir kanatılır. Bu işi iyi beceren iki kadın var. Bıçaklanma günü gelince çocuğunu kucaklayan onların kapısına yollanıyor. Bu bıngıldak yaralamasından umulan öteki iyilik de bıngıldağı erken kavuşturmamaktır. Deriyi sık sık kurcalayıp çizmekle başın içindeki aklın daha iyi gelişeceğine inanılmıştır. Kavaklar gelişsin diye kabuğunu çizmek gibi bir şey. Bu iş bazı bölgelerde başka biçimde yapılıyor. Örneğin Toros dağların eteğindeki köylerde çocukların başları Arkadan boyunlarına doğru dik olarak çiziliyor. Onlar küçük beynin olduğu yeri çizerek daha doğru hareket ediyorlar herhalde. Onlarınkini düşününce bizimkilerin yanlış yeri çizdiklerini, aklın nerede olduğunu bilmediklerini açıklasak yeridir. İşin beri yanı da onların aleyhine gerçi. Çizgiler her vakit boyunlarında kalın kalın görülüyor. Bizimkilerse saçın içinde görünmüyor. Öğrenciliğimde çıplak kafa ile aynaya baktıkça cız ederdi içim. Az mı çekmişim bu çizgileri kazanınca edek? Bu kadar çektiğimizle bıraksalar daha ne isterdik? Gel gör ki dilden damaktan da çekmediğimiz kalmamış. Eloğlu sonradan etliye sütlüye karışır dilinden bulur. Bizim dileri ise küçükken eğitiyorlar. Kurbağacı kestirmek diye anılan ve dilin altındaki damarları keserek oradaki pis kanı akıtmakla çocukların canını okuyan geleneğin de kökü şu yarara dayandırılıyor. Çocuğun dilinde tutukluk olmamasını küçükken sağlamak. Bunun doktoru köyde olmadığı için çok zor çekiyorlarsa da kimsenin yavrusunu savsakladığı yok. İlçenin top denen yerinde her gün yığın yığın biriken kadınların içinde bizim köylüler de vardır. Çocuklarının bıngıldağını, çevrenin tek ve ünlü kurbağacıkçısı gavur karısına kestirirler. Verdikleri ücretin gölgesinde kendi burun ve kulak uçlarına eneterek pis kanlarını akıtıp rahata kavuşurlar. Bir taşla iki kuş. Üç yıl önce köye bir bayan öğretmen geldi. Onun da bir küçük çocuğu var. Ama öğretmen çocuğunun ne başını bıçaklatıyor, ne dilinin altını kestiriyor, ne de toprağa yatırıyor. Ağzına üzümden sormuk vererek tahta beşiği yel gibi sağlaması da yok. Çocuğun sağlığı da yerinde. Köyün kadınları şaştılar bu işe. Nasıl olur yapılması gereken birçok işlemden yoksun tutulan bu bebek nasıl uyur diye. Komşu kadınlar dayanamayıp bu cahil, çocuk bakımından habersiz gence, öğüt vermeye başladılar. Onların söylediklerini anlayışla dinledikten sonra kendi düşüncelerini uzun uzun onların duygusuna göre anlatıyordu öğretmen. Onlar saflığına gülüyorlardı. Yavrucağım, olmaz böyle. Yol yakınken çocuğun diline, damağına baktır. Son pişmanlık para etmez. Sade kendini düşünme. Bu sabi de düşün. Yarın elin içinde dilsiz kalır da oyuncak olur. İnsan hiç çocuğu olur da onun kurbağacığına kestirmez mi? Sonra hele bıngılda nasıl özün pay veriyor da bıçaklatmadan durabiliyorsun. Çocukcağızın beyni içeride sıkışır kalır. Çocuğu toprağa yatırmadığı için de çocuk pişkin olmaz, çiğ kalır, dayanıksız olur, kendisini ıslatamaz. Yaşam boyu mayasırdan kurtulamaz diyorlardı. Gerçekten kendileri çocuğu yatırırken boylu boyunca sıcak toprağa gömüyorlardı. Kundak bağıyla da üstünden sıkınca çocuk iyice terleyip pişiyor. O toprağı az zamanda pisliğiyle ıslatacağı kesin çocuğun. Ama ağdını sızısını kimse dinlemez. Bugün ikindiden yarın kuşluğa kadar kundağın düğümüne el süren olmaz. Etkilerinden kurtulamayan öğretmen bir akşam onların yardımıyla çocuğun toprağa yatırmayı denedi. Bulgur bulgur terleyen çocuk iki saat ağıttan sonra çözülüp kurtarıldı. Öğretmen o günden sonra çocuğu toprağa yatırmadığı gibi kısa zamanda yarım kundaktan da çıkararak dost doğru yatırmaya başladı. Kafasına deline de sürdürmedi. Görüle gelenin karşıtı olarak ilk kez yetiştirilmekte olan bir tek örnek günlerce köyde konuşulan hayret edilen tek konu oldu. Öğretmenin söylediklerine hak vermiyor değillerdi. Ne de olsa akıl için yol birdir. Ama kendi bildiklerinin üstüne yeni gelenlerle karma karışık olan kafaları eninde sonunda ana babadan görüleni ortaya atıyor. Öğretmeni de kundakta da durdurmadın çocuğu. Var kızım sana bir olmuş olacak. Ama olan kuzucuğuna olacak. Bedeni sertleşmeden kundaktan çıkarılır da. Kendi haline bakılırsa çocuk eğri büğrü olur kemikleri diyorlardı. Herkes aşağı yukarı şu tek şeyi söyleyip korku veriyordu. Görürüz bakalım görürüz. Yarım yaşayana dönmezse işte saçımızı yolarız. Yarım yaşayan. Çarpık çırpık bacaklarıyla köyden köye gezen. Her köyün sokaklarında birkaç gün kalıp usandıktan sonra yeniden başka bir köye yoluna deli salih. Yaşayamıyorum. Yarım yaşıyorum diye dilinden düşürmediği bir türkü var. Onun için yarım yaşayan diyorlar. Hayretle bekliyorlardı. Bakalım öğretmeni köyde yapılan hiçbir şey yapmadan yetiştirdiği çocuğu yarım yaşayanın benzeyecek, bütün yaşayan mı olacak? Çocuk da bir yaz boz tahtası olmadı değil. Günde kaç kereler ağzı açılıp diline bakıldı. Amanın damarlar kütük gibi olmuş sonra kesilmesi pek zor olur vah diyeceksiniz ama tavşan yamaca geçecek diye yerlerinden notluyorlardı bakan kadınlar. Öğretmen onların çocuk bakımı hakkındaki bilgilerini düzeltmek ve çoğaltmak için gerçi bir kurs açmadı. Ama her fırsatta onları aydınlatmaktan geri durmadı. Yeri gelince hasta çocukların dertlerine derman oldu, hareketlerini ve sözlerini de yetiştirdi, çocuk destekledi. Günler aylar geçtikçe köyün kadınları kendi iki kere iki dörtlerinin doğru olup olmadığı konusunda kuşkuya düşmeye başladılar. Tavırları başkalaştı, bir acaba girmişti kafalarına çünkü 3 yaşında olduğu halde kundaktan çıkmayan ve daha ayaklanmayan çocukların arasında biri vardı ki 6 aylıkken dişi çıkmış 11 aylıkken yürümüştü sonra da dili kesilmeden konuşmaya başlamıştı ötekiler gibi değildi sağlığı daha yerindeydi burada çocuğun boğazına bakımı yatsımıyorum ama düzensiz bir beslenmenin üstüne biriken damla damla kanların akıtılmasını da tuz biber ektiği bellidir. Kırk öğütten bir serancam iyidir dememişler mi? Bir örnek bolca sunulan öğütlerden evirip çevirdiğimiz ama onlara ulaşmayan çocuk bakımı ve eğitimi ilkelerinden elbette öndedir. Büyü Nasıl gözümün önden gider ölürken gördüğüm hali Emine'nin Allah'ın kendisine bu kadar güzel yarattığına gözlerinin ela yanaklarına kırmızı olduğunu içerleyerek dudakları titreye titreye can verdi. Bu güzelliğin sonradan işleyeceği bir günah düşünülerek ona verildiğini de söylüyorlar. Öyle ya Allah'ın eli yok ki soksun gözünü çıkarsın da her işin bir nedeni vardır. Bilmez mi Allah kulunun sonradan işleyeceği günahı buna da bir güzellik takmış ki sonunda başını bağrını yesin diye. Kimse çıkmamıştı zaten onu ölüme götürecek olanın da yine bu güzelliği olacağını söylemeyen. Nitekim olaylar güzelliğin gerçekten başa bela getireceğini göstermişti. Peşine düşenlerin sayısı belirsizdi. Evlendikten sonra da peşini bırakmayanlar az değildi. Günlerden bir gün gelin yatağa düştü. Dalından kopmuş bir yaprak gibi başladı kurumaya. Yeme yok, içme yok. Hiçbir şey yarar sağlamıyor artık. Evdekileri ateş aldı. Ver eline Hort Hoca, aç kitabı, deli imam. Eşeğin sırtından falan çözülmüyor. Evdekilerden birisi hocadan gelirken öteki başka hocaya gidiyor. Hort Hoca ile Mehmet Hoca'nın kitapları aynı şeyi gösterdi sonunda. Başka başka delikanlılarca. Ayrı ayrı hocalara yazdırılmış olan 22 tane muska. Evin çeşitli yerlerinde gömülüdür. Bu muskaların bulunup çıkartılmasının da olanağı yoktur. Birisi yattığı odanın duvarında ise birisi bastığı eşiğin altında olabilir. En iyisi kendini kurutup öldürmek için yazdırılmış muskaların çemberinden hastayı uzaklaştırıp başka yerlere yatırmaktır. Ama her gece kimseye göstermeden yerini değiştirme koşuluyla yiyebilirlerse düşmanlar nerede yattığını zor iş mi oralarda muska gömmek? Merakla ilgileniyoruz. Acaba bu gece Emine nerede yatıyor? Dün gece nerede yattı diye. Cinavların koca odada mı, çakırın ahırında da mı, çömezin evinde mi? Bildiğimiz bir şey var. Bazen sırtta, bazen kucakta, kendi evlerinden de oldukça uzaklarda. Geceden geceye yer değiştirip durduğudur. O geze dursun. Bizimkiler gide gele, gide gele hort hocayı yola getirmişler. Sen gelini kurtar muskaların elinden. Çöz şu büyüyü. Geri yana karışma. Var malımızı uğruna dökeceğiz. Gelinin candan cesetten düştüğü günlerde bunların üstelemelerine dayanamayan Hort Hoca, kim bilir kaçıncı kez kara kaplıyı kapattıktan sonra sinek beyni ortaya atmış. Çare bulmak güç mü güç? Az çıktı karşıma böyle zor iş. Bir kere saçının telleri erkeklerin ceplerinde geziyor. Eğer yakmadılarsa kolay ama yakanlar da olabilir. Kitapta iyi belli değil burası. Karışık görünüyor. Sonra bir yandan bir o kadar muska. Dışarıda yatmayın, pek sonunu bulamaz. Büyünün etkisi onu bırakmıyor ki anlaşılan iyileşmiyor bir türlü. Bir şey gelmiyor aklıma ama yapması bana da size de günah. Büyünün yapılmasına göz yuman Cenab-ı Vacibül Vücut ve Degaddes Hazretleri büyüyü bozmana çaresini göstermiş. Ama bunun bozuk para gibi her vakit harcanmamasını da emretmiştir. Sizin gelinin günahı ta ana babasından geliyor çünkü... Günahkar olmayana yazılan bir muskayı etkisiz kılmasını da bilirdi o. Öne yılan dünyalıklar alacağı günahı unutturmuş hocaya. Biraz daha açılmış. Siz benim okuttunuz, ne ettiniz? Melakeler fısıldayıp duruyorlar söyle diye. Neyse, söyleyeyim gayrı. Tarihi açıkmış gelinin. Allah seviyor onu. Babasının, anasının günahını çekiyor zavallı. Babası nasıl bir adamdı? Mori derler bir karı vardı. Çeliğin oğluyla onu oynatırdı. Kara doğurunca bile. Alakanlı yanaşmışlar yanına. Ha işte gördünüz mü? Aman hocam yine bakın görün. Bakacağız elbet. Pelit ağacı var mı köyünüzde? Var. Şöyle yüksek kaya. Dam. Var. Leylekler yuva yapar mı oralarda? Yapar. Leylek boku bulabilir misiniz? Buluruz. Hiç durmayın öyleyse. Bir teyze kırıklayın gider gitmez. Üç koşam elek bokunu kırk kere elekten geçirin. Kırklanan testiyi atın. Üstüne su doldurup kaynatın. Önce bir kahve fincanı doldurup içirin geline. Kaynayan sudan. Geri kalanı da tepesinden aşağı dökün. Su demedik ya kalmasın bedeninde. Allahülazim anadan doğmuşa döner. Bahar'ın çeperli günleriydi. Güneş bir çıkıyor bir giriyordu buluta. Bahar'a güç bela çıkmış vücutlar. Gündüzlere de gecelere de ısınmamıştı henüz. Tuhaf bir üşütmesi oluyor bahar akşamlarının. Bu akşamlardan birinde soymuşlar Emni'yi. Şu fincandakini iç, şu taşın üstüne otur demişler. Başından aşağı boca etmişler suyu. Hastayı gerçekten kurtardı su. Ama anadan doğmuşa döndürmedi. Suyla satıldığı gece hiç doğmamış gibi oldu. Tanrı sanatı. Ahırda ne var ne yok çıkarmışlar bütün pisliği dışarı. Birisi çiğniyor, ikisi şakşak şak duvara yapıştırıyor. Ağızları sarılı, paçaları çemreli. Karşılarındaki duvarın dibine oturdum gölgeye, elimdeki gazeteyi süzeyim dedim. Belki gazeteyi süzemeyeceğim ama kardeşlerimin çalışmasını seyredeceğim. Göde Meryem geldi torunuyla. Yanıma oturdu, Behice'yi sesledi. Gel giz, gel, şu çocuğun gözlerini yala bir. Torunun gözlerine baktım, trahom akıp iniyor. Ne olacak yalamaklı Meryem'liğine, yalanır mı bu pislik? dedim. Ne olurmuş kuzum yalayıcı Allah'ın yarattığı göz. Şuna bak nesi var yavrumun. Fidan gibi tertemiz. Rahmeti kel hacca bütün bir köylünün gözünü yalardı. Ne olurdu ona? Gözü ağlayanlardan başka. Gözüne çöp atanlar da ona koşardı. İncecik bir güzel dili vardı. Adamın gözün içine soktu da. Dört bucağını karıştırdı mı? O gözdeki hastalık da uçar gider. Çöp varsa çöp de erir gider. Öte gün gözüme bir çekil. Ufak taş. Gitti de Uğraşa uğraşa çıkaramadım. Kelatça sağ olsa bir solukta yalar yutar temizliği verirdi gözümü. Peki be neden gelmedin? Bilmiyordum ben bunun göz ocağı olduğunu. Ben de senden duyuyorum. Ne göz ovaladığını gördüm şimdiye kadar. Ne de yaladığını. Şey dedi adını sen getir. Memik ustanın karısı koca avrat. Çocuğun gözünü gördü de aa, anam avrat ne duruyorsun? Git gözünü yalat dedi. Ben de ocak kalmadı ki köyde dedim. Şöyle alnımı karıştırdıktan sonra nah kafa dedi bana. Göl yerinde su eksik olur mu? Sofunun karısı kime el verdi biliyor musun sen? Behice'ye. Behice'ye. Topal Süleyman'ın torununa. Behice geldi yanımıza. Ne diyorsun nene diye. Ağzını yüzünü işe girmeden sarmıştı zaten. Irmağa gidip elinin yüzünü pisliğini yıkamadıktan sonra hiçbir yerini de açamaz. Kız dedim. Sen ne vakit ocak oldun? Göz yalamayı öğrendin. Ben göz neyim yalayamam Meryem nine dedi. Ha elim pis olmasa bir ovalardım. Zaten ağzım yüzüm yara. Göz ettim. O işine gitti. Koca Meryem de torunun elinden tutup Allah nasılsa kendini layık gördü. Ovalama, yalama, sanatını kullanmaktan azlanan bir anama yakınmak için bizim eve doğru yürüdü. Ben de yürüdüm. Yalananların yararını ama yalayıcı sağlığını çok zararlı olan bu sanatın uzmanı olması gereken bir yıllardır saklarmış anam. Ana yüreği çocuğunun sağlığını inanışlarının üstüne çıkarmış ki ben bile işin iç yüzünü oradaki konuşmalardan öğrendim. Anamın anası yani Hatça Ebem genç kazanı göz ağrısına tutulmuş. Gözlerine bakanın yüreği kalkarmış. Nişanlıymış da bir yandan her gün haber yollarmış karşı taraf. Biz o irinliği alıp da oğlumuzun koyuna sokmayız diye. Kızcağız oturur o irinliği hasta gözleriyle hüngür hüngür ağlarmış. Allah'ım ne ettim ben sana diye diye dilleri kurumuş. Deli olacakmış neredeyse. Yara çoğalır. Eksilmezmiş bir yandan. Bereket, bereket. Bir gün düşünde kör olan evine doğru giderken önüne aksakallı bir koca çıkmış. Kız korkmuş. Gözlerinin bu durumunu nur yüzü bir yabancıya göstermemek için kapatmış ve yan sokaklardan birine sapmış. İhtiyar da sapmış. O öteye yürümüş. İhtiyar da yürümüş. Saptıkça sapmış. Yürüdükçe yürümüş. Sonunda ellerinden tutup gözlerini açarak nedir gözlerindeki demiş. Göz ağrısı. İhtiyar bir o gözünü ağzına almış bir öbürünü ısırmış yalamış ısırmış yalamış. Kız bağırmış çağırmış korkusundan. Ödü patlayacakmış neredeyse derken sakallı bırakmış. Hadi kızım iki güne kalmaz geçer demiş. Gerçekten birkaç gün içinde geçmiş. Bunu anlattığı zaman çevresindekiler ocak oldun gari sen, demişler. Ondan sonra cema gözü ilinlenen gözüne çöp çikil kaçıran koşmuş ebeciğime. Arkası yar.